Kur'an-ı Kerim'de vermekle ilgili fakire, fukaraya, yetime, yoksula, muhtaca yardım etmekle ilgili ayetler namazla ilgili ayetlerden daha fazladır değil mi? Oruçla ilgili ayetlerden de daha fazladır. Hacla ilgili ayetlerden de daha fazladır. Vermekle ilgili ayetler. Neden? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu fakirlerden bahsederken, zenginlerden bahsederken buyuruyor ki وَفِي اَنْوَالِهِمْ حَقْبٌ بِالسَّائِرِ وَالْمَحْرُومِ Varlıklı olanların mallarında yoksulların, mahrum olanların hakkı vardır diyor. Varlıklı olanların, varlıklı olanların efendim mallarında yoksulların, mahrumların, gariplerin, fakirlerin hakkı vardır diyor. Vermediği zaman şimdi bir toplumda kimileri çok zenginleşirken Kimi bir, bir, belli kesimde iyice fakirleşse, fakir kesim bir müddet sonra ne olacak? Patlayacak yani. Zekat onun için var. Başka hikmetlerinin yanında. 40 kata çıktıysa bir en, en az birini vereceksin diyor Allah Celle Celaluhu. Senin değil diyor. Hocam ben çalıştım ben kazandım. Yok öyle bir şey. Allah vermese akşama kadar tarlada, bahçede, madende çalışıp senin on katın fazla çalışıp da senin kazandığının onda birini kazanamayan o kadar çok insan var ki Allah veriyor. Malikül mülk olan Allah'tır Celle Celaluhu. Mülkün gerçek sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Allah imtihan gereği dünyada kimine fazla verir, kimine az verir, kimine güzellik verir, kimini çirkin kılar, kimini sağlıklı yapar, kimi hasta olur. Bunların tamamı bir imtihan sonucudur. Nasıl davranıyor insan? Hastalığı Allah'tan mı biliyor yoksa sürekli şikayetle mi geçiriyor? Fakirliğin bir sınav olduğunun farkında mı? Zenginliğin bir imtihan olduğunun malını Allah'ın rızası istikametinde kullanmadığı zaman malın yarın kendisine ateş olduğunun farkında mı değil mi? Allah sınıyor hepimizi kıymetli kardeşlerim. Koltuk veriyor sınıyor, alıyor sınıyor. Amir yapıyor sınıyor, adil mi değil mi? Memur yapıyor sınıyor, işine sadık mı değil mi? Hepimizi sınıyor.